Hep bir korku içinde icabında oluyorsun. Acaba, hep acabalarla yaşıyorsun. Uzun yolu bıraktım eşimin hastalığından dolayı. Tırlar park ediyor, yolu kapatıyorlar. Yani bir doğru düzgün park alanı yok. Tren rayına doğru böyle dönüyorum. Direkt karşımda polis ekibi. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı yolculuklar tüm şoför arkadaşlarımıza. Kazasız belasız Rabbim gidiş dönüşleri nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese selamlar, saygılar. Fikret Özmen kimdir? 36 yaşında, evli, iki çocuk babası. 2014 yılından itibaren bu mesleğin içinde olup hayatımızı işte geçimimizi bununla sağlayan bir kardeşinizim. Bu mesleğe nasıl başladım? Askerden önce aslında bir heves vardı bu meslekle ilgili. Tabii askerden geldikten sonra işte ehliyetimi büyüttüm. SRC'leri falan aldım. Eşimle tanıştım. Tabii o arada 2008 yıllarında. Tabii uzun yola çıkamadım. Hani sonuçta bir nişanlık dönemi, evlilik süreci falan derken. O arada işte bu işe başlayamadım. Farklı bir sektöre başladım. Öğrenci servisi, personel servisi derken. Tabii o arada işte evlendim. Bir kızım oldu 2010 yılında, 2010 sonunda. Yıl 11-12 öyle derken tabii aklımda hep bir köşesinde bu meslek vardı. Öyle nihayetinde bir karar verdim. 2014 yılının Ekim-Kasım ayları işte. Sevdiğimiz bir abimizin sayesinde bu işe başladık. Yani onunla beraber gittim geldim. İşi öğrendim, işi gösterdi bana. Allah razı olsun. Sonra bir firmada, yine Rize'de bir firmada yedek şoför olarak başladım. Tabii belli bir zaman sonra araç verdiler. Kendim gidip gelmeye başladım yola. 2014'ün Ekim ayında bu sektöre atıldım. O gün bugün işte bu sektörün içindeyim. Tırcılığın aile hayatı tabii ki hasret içeriyor, özlem içeriyor. Yani yoldasın, sürekli düşünüyorsun. Bazen telefonların çalar, gece olur, hasta olur, bir şeyler olur. Korkuyorsun, hep bir korku içinde icabında oluyorsun. Acaba, hep acabalarla yaşıyorsun. Bir şey mi var? Telefona bazen açmaya korkuyorsun. Bunlar yaşadık tabii. Yani zor, kolay değil. Ama kimse de bu işi abi keyif için yapmıyor. Herkes bir 3-5 kuruş çoluk çocuğuma biraz daha iyi hayatını sürdürebilmesi için 3-5 kuruş daha fazla kazanayım diye bu yollara çıkıyor. Yani herkes ister ki her akşam evimde olayım, her akşam çoluk çocuğumun yanında olayım. Ama hayat şartları bazen insanları bu yollara mecburen itiyor abi. Şimdi tırda yemek dolabı mı, kamyoncu lokantası mı? Tabii biraz da havanın şartlarına göre değişir ama hava iyi olduğu sürece yemek dolabı diyorum ben. Çünkü kendin yapıyorsun, kendin yiyorsun. Artısı bir de şu var. Hani icabında yolda bir arkadaşın oluyor. Arıyorsun işte şurada dolap açıyorum gel. Oturuyorsun, çayın, kahvaltın artık neyse işte. Allah o gün ne rızık yazmışsa onu oturup yiyorsun işte. Güzel yani, güzel yanları var. Kamyoncu lokantalarına da tabii ki zaman zaman uğruyoruz yani. Tabii sürekli dolapta yemek yemiyoruz yani. Kamyoncu lokantalarına da uğruyoruz. Bu meslek kazandırıyor mu? Bu meslek tabii ki bugün bir akşam evine gittiğim bir işle uzun yolda olduğun işin arasında tabii ki fiyat farkı muhakkak ki vardır. Zaten fiyat farkı olmasa yollara çıkılmaz. Kazandırıyor yani. Hesabını da güzel yaptın mı kazandırıyor. Tırda modifiye ve aksesuar fazla
aşırıya kaçmadığı sürece tabii ki güzeldir. Aksesuar üzerine işte ne bileyim camlarda işte film olur. Yani filmlerin artı bir hani aksesuardan ziyade hani güneş lambalarında çok avantajlı oluyor. Güneş bir anda yakmıyor seni. Diğer türlü işte tepe lambaları, böyle krom jant kapakları veya alkova jantları tabii olabiliyorsa onlar biraz tabii maliyetli oluyor. Yani bazı ufak tefek dokunuşlar güzel hoş duruyor yani. Seviyoruz. Sektörle ilgili sıkıntılar mesela diyelim yurt dışına çalışıyorsun. Bu tarafa doğru geleceksin. Bizim şu Karadeniz sahilinden örnek verelim. Şimdi adam camla orada çıkmış parktan. Gelecek, bir dinlenecek. Yani doğru düzgün bir dinlenme yeri yok. Geliyor şimdi vatandaş. Gündoğdu dediğimiz yerde işte bir yer var biliyorsunuz. Büyük bir sıkıntı zaten orası. Tırlar park ediyor, yolu kapatıyorlar. Yani bir doğru düzgün bir park alanı yok. Buradan gidelim. Yani bir daha Akçabat'ın çıkışında var bir park yeri. Yoroz mevkiinde. Yani şoförün dinlenebileceği, istirahat edebileceği, takografını yani dinlendirebileceği bir doğru düzgün yerler olmuyor yani. Meslekte kaza yaptım. Bir küçük bir kaza yaptım tünelin içinde. Bu Sürmene tünelinin içinde. Samburu tünelinin. Orada düğün konvoyu falan vardı. Onlardan sağ tarafa bir anda kaçayım kendimi derken kör noktada tabii kör nokta bizim sıkıntı biliyorsun. Kör noktamız sıkıntı. Orada taksiye çarptım. Kapısı biraz arka kapısı içeri girdi Allah'a şükür ama öyle bir maddi hasarlı kaza oldu yani. Herhangi bir cana bir zarar vermedik çok şükür. Seyahatlerde genelde türküleri tercih ediyorum. Yani türkü dinliyorum. Biraz hani insanı alıp götürüyor. Onların haricinde tabii ki kulağa gelen hoş müzikleri de dinlerim yani. Meslekte unutamadığım bir anı tabii yeni başladığım zamanlardı. Gürcistan'da Kutaisi dediğimiz yerde gece dönüyorum tabii gece dönüşünde. Yolu şaşırdım. Tabii orada dilinden anlamıyoruz. Onlar da bizden anlamıyor. Neyse karanlık şimdi tabii içinde bir ürkeklik oluyor tabii insanın. Daha yeni başlamışsın o tarafa daha ikinci ya da üçüncü seferimdi yani işin açısı. Ya gittim bir yanlış bir yere girdim. O zaman yollar tabii sürekli bir değişiklik oluyor. Bir köprü vardı onun altından geçerken vesaire. Köprünün altından geçeceğimi üstten geçmişim. Gittim girdim mahalle arasına. Mahalle arasına girdim tabii gece. Orada 2-3 tane bir genç vardı. Tabii ne diyeyim bunlara Batum diyorum. Yani bu tarafa geliyorum ya. Batum diyorum Batum. Tabii bana dediler böyle Batumi. Batumi diyorlar tabii. Abi neyse. Gittim. Girdim bir şeye. Binaların arasına. Koca tırla şimdi dönüyorum şimdi mahallenin orada. O döndüm neyse orada döndüm. Böyle hepten karanlık oldu bir yerler. Hepten karanlık tabii. Gittim abi. Baktım o yanlış girdiğim köprü karşı tarafta kaldı. Onu gördüm dedim abi böyle bir gideyim dedim düz. Tabii giderken abi gittim ki yol orada şey diyor. Dere geçiyor. Oradan da tren rayı var. Tam abi tren rayına doğru böyle dönüyorum. Direkt karşımda polis ekibi. Tabi onlar hastadır ceza yazmaya, gözünün üstünde kaş var diye. Neyse tabi indim altına. Bana tabi bir şeyler sayıyorlar, anlamıyorum. Öyle ben de onlara sürekli batım. Dedim herhalde baya bir ceza yazacaklar. Yine Allah razı olsun onlardan. Abi bizi de takip et. Ta yol sapağına kadar beni götürdüler yani. Şimdi uyku düzeni ve düzenli beslenme yani biraz zor oluyor işin açısı. Çünkü yüze yetişmek gerekiyor, yetişmen gerekiyor. Yemeğini mecbur diyorsun gidince yerim. Yani bir veya yük boşaltacaksın, yükleyeceksin. Bunlar da yemek sıkıntısı tabii ki oluyor. Yemeğini düzenli yiyemiyorsun. Uyku da keza aynı şekilde. Mesela oldu ki kar yağar, uyuyamazsın. Dersin biraz daha gideyim, şu tepeyi aşayım, onu edeyim, bunu edeyim. Kendini sağlam bir yere almak istersin. Böyle tabii şeyler var. Uyku düzeni işin hassası biraz olmuyor. Mesleğin en güzel yanı ülkeyi geziyorsun. İcabında dünyayı geziyorsun. Paramızdan gezmeye kalksak gezemeyiz. Ama bir nevi bedava tatil gibi bir şey. O artıları var. Kötü yanları işte az önce dediğimiz gibi
yine aileden uzak, aile hasreti, ana baba hasreti, ev hasreti, çoluk çocuk hasreti. Gurbet işte, bu da bir gurbet. Ama bir haftalık, ama 10 günlük bir gurbet yani. Bu mesleğe başlamak isteyenlere tavsiyem, yapacaklarsa bu işi, gerçekten severek yapacaklarsa başlasınlar derim. Maddi anlamda yani, ama manevi anlamının tabii zorluğu da var. En uzun yolculuğum Rize'den çıkıp İzmir'e yük boşaltıp oradan Antalya, Mersin üzeri Antep'e gidip Antep'ten yük yükleyip Kahramanmaraş üzeri Gümüşhane, Rize, Bakü, Azerbaycan Bakü olmuştur. Kaç gün sürdü? Ortalama bir haftayı buluyor ortalama. Ortalama bir haftayı buluyor. Yolda aldığım en iyi haber ikinci kez baba olacağımdı. Aldığım en kötü haberse yurt dışına gidiyordum. Aldığım en kötü haberse işte eşim nöbet geçirdi. Nöbet geçirip hastaneye kaldırılmasıydı. Aldığım en kötü haber oydu. Hastaneye kaldırılmasıydı. Gürcistan'a gidiyordum, Tiflis'e. Tabii o sefer gidip gelene kadar yani çok büyük bir sıkıntı çektim yani. Yani hep bir düşünce, hep bir korku. En kötü haber oydu. Tabii sonrasında yolu bıraktım. Uzun yolu bıraktım eşimin hastalığından dolayı. Kanser çıkmıştı onda, beyin tümörü. Tabii tedavi süreci işte İstanbul'da. İlk ameliyat, sonra ışın, sonra birkaç ay sonra tekrar nüksetti, tekrar bir ameliyat ve sonra eşimi kaybettim. Bir yıl oldu işte, 2021'in Şubat'ında kaybettim. Allah kimseye de gerçekten yani ben bir eş acısı tattım, hani kimseye de bunu tattırmasın. Gerçekten zor oluyor. Hani şimdi çocuklara bakıyorum. Daha küçükler, biri 11 yaşında, biri 7 yaşında. Hani hep bir düşünüyorsun. İcabında anneleri de olsaydı. Ne bileyim. Şimdi mesela küçüğü bu sene okula başladı. O göremedi onu. Okula başlamasını. İcabında zaman gelecek. Tabii bana da nasip olacak mı? Onu da Allah biliyor tabii de. Hani zaman gelecek, icabında üniversiteye gidecekler, icabında yuva kuracaklar ama bir tarafımız işte hep eksik. Yani Allah işte o yüzden kimsenin yuvasını bu şekilde dağıtmasın yani. Allah'a kolay değil yani, gerçekten zor. En ilginç yüküm Antalya'dan Samsun'a 500 kilo kadar mıydı? Bir ton kadar mıydı? Şimdi unuttum. Bir marul yüklemiştim. Yani araba boş yani. En sevdiğim yol tabii Türkiye'mizin yolları gerçekten çok güzel. Hani yapandan edenden Allah razı olsun. Sevmediğim yol tabii Gürcistan'ın yolları, insanı tabii ki yoruyor. Ama tabii orada yapılıyordu tabii. Ben yurt dışını bıraktım, 2 yılı geçti. Mesela en sevmediğim yolların bir tanesi de Haşhür'ün o dağlar, o yol. Oralar işte biraz sıkıntılı. Türkiye'de de mesela bizim Karadeniz yolu şöyle sıkıntı. Hani çok dur kalkı var, ışıkları var işte, trafik ışıkları. İstanbul yolu güzel, hani akıcı da bir yol. Hani araç da güzel akıyor orada. Hani orada da seyir halinde gitmek güzel oluyor. Ankara yolu, Ankara-İzmir yolu biraz ağır, rampası bol.
yer yer tabii yollar değişiyor. Bu meslekte güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel dostluklar edindim. Hani tabii bunların yanında farklı dostları da tanıdık. Yani iyisini, kötüsünü. Tabii bu her yerde olduğu gibi. Artı hani gezemediğim yerleri gezdim. Güzel oldu ki gidiyorsun, arabayı park ediyorsun. 2 gün, 3 gün zamanı yük çıkmıyor. Hani gidip gezebiliyorsun. Gezmediğin yerleri, hani böyle turistik yerleri geziyorsun. Tarih eser olan yerleri geziyorsun. Tarihi yapılar. Bu meslek neyi aldı? Ailemle işte getiremediğim zamanları aldı. Tabii bunlar en önemlisi aslında. Ama işte hayatın şartları, hayatın kanunları, hayatın kuralları mı diyelim. Biz de bu işe işte gönül verdik. İşimi seviyorum. Severek yapıyorum. Son olarak buradan yolda olan tüm herkese sağlıklı, sıhhatli, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Ya elimizden geldiğince kurallara uyalım. Dikkat edelim. Ne bileyim işte. Sonuçta bizleri bekleyen bir eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız var. Bunları her zaman göz önünde bulunduralım. Ona göre sürelim. Uykumuz gelirse uyuyalım, yatalım. Yorulduysak dinlenelim. Bu dünyanın işi bitmiyor. Bitmeyecek de. Yani ne kadar koşsak da daha fazlası isteniyor zaten. O yüzden kendi kurallarımızı kendimiz koyalım. Olsun. Son olarak buradan beraber yola gittiğimiz, beraber oturup beraber kalktığımız, yediğimiz, içtiğimiz abilerime, kardeşlerime, hepsine sonsuz saygılar, selamlar yolluyorum. Hepsi Allah'a emanet olsun. Rabbim hepsine sağlık, sıhhat, uzun ömürler nasip eylesin. Huzurlu bir şekilde inşallah. Ali abi, sana da çok teşekkür ediyoruz bu platformu bize sunduğun için. Şoförlerin sorunlarını dile getirdiğin için abi. Sürekli takip halindeyiz seni. Allah senden de razı olsun. Hani elinden geleni yaptığına eminiz. Çok teşekkürler abi. Hakkını helal et. Oh.